Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri, bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Bugün neler konuşacağız? Daha doğrusu gündemde neler var? Yani bizim konuşacağımız olmasından öte. Öncelikle tabii benim almış olduğum notlar var. Her zamanki gibi kaybedip tekrar bulduğum notlar. Bu virüs salgınıyla ilgili olarak artık tabii yeni bir aşamaya girdiğimiz söylenebilir. Semptom artık bir şekilde hani daha azaldığı yönünde bir takım şeyler var, veriler var. Ama bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor tabii. Yani tedbirli bir şekilde bir takım işte gevşeme açıklamaları devam ediyor. Ama şöyle şeyler de var, uyarılar da var. Normalleşmeyi yanlış anladınız sevgili vatandaş. Ve eğer böyle devam ederse ikinci dalga kaçınılmaz olur. Bunun yanında tabii Bakan Koca'nın bir açıklaması var. Doğu ve Güneydoğu'da kısmi bir artış olduğu yönünde. Dolayısıyla burada işte kısmi bir artış olarak söylüyor bakan. Bize göre artış sonuç itibariyle. Ve bu veriler şu anda önümüzde duran veriler. Yani bunlarla ilgili bir takım işte haberler falan filan var. Bunların ne şekilde verildiğini sizlere aktarmaya çalışacağız birazdan. İkinci başlığımız erken seçim meselesi, biliyorsunuz konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Seçim yok, niye yapalım, 2023'ü bekleyeceksiniz gibisinden bir ifade kullandı. Sanki işte erken seçimi sadece muhalefet istiyormuş gibi konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Halbuki muhalefet elbette istiyor ama bunun yanında ülkedeki nesnel durum bunu gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Yani böyle bir tartışma da var ve buradan hiç bakmadan doğrudan muhalefetin bir isteğiymiş gibi 2023'e kadar bekleyeceksiniz diyor Erdoğan. Bunun yanında tabii kabine değişikliği haberleri, iddiaları uzun süredir dillendiriliyordu. Bir takım hatta isimlerin nerelere getirileceğine kadar bir şeydi, ileri gitmişti iddialar. Şimdi yeniden gündemde bu. Üstelik bu sefer yandaş bir yazarın dile getirmesiyle, yani her zaman iktidarın sesi olmakla bilinen bir isim tarafından dile getirildi, yazıldı. Dolayısıyla artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü şöyle bir şey var, bunu neden hemen arka arkaya verdim bu iki başlığı? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim yok, niye yapalım ki ifadesinden hemen sonra aslında kabinede eğer bir değişiklik gereği hissediyorsanız, böyle bir gereği görüyorsanız, bu yönetimde bir aksama olduğu, kriz olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla zaten seçimin anlamı da bu. Yani sizin bir şekilde yönetemediğiniz ortaya çıktığı zaman halk yeniden sandığa gider. İşte bu yenilenir, taze bir kan gelir falan filan. Yani böyle sürer. Bu işin teamülü budur. Ve bir yandan işte Erdoğan hayır seçime gerek yok diyor ama diğer yandan seçime gerek varı bu şekilde kabine değişikliğiyle ortaya koymuş oluyor. Peki neden diyor Erdoğan seçime gerek yok? Bu arada HDP parti sözcüsü Ebru Günay şu sıralarda bir açıklama yapıyor, onu izliyoruz. 1 Haziran'da eş genel başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından İstanbul'da partimizin yeni döneme ilişkin tutum belgesi açıklandı. Bu tutum belgemizde 9 ana başlıkta yaşananlardan rahatsız olanları, yine kaygı duyan, mevcut durumun değişmesini isteyen toplumsal kesimleri, özellikle toplumsal muhalefeti hep birlikte ortak mücadele çağrısında bulunmuştuk. Biz Türkiye'deki demokratik muhalefetin bu kötü gidişatı değiştireceğine inanıyoruz. Bu konuda kendimize, halkımıza, tarihsel birikimimize ve toplumsal mücadele dinamiklerine güveniyoruz. Partimiz kurulduğu günden bugüne Türkiye siyasetine doğrudan müdahale eden, siyasi dinamikleri değiştiren, değiştirme gücünü gösteren akışkan, dinamik bir politika izledi. Yıllardır bize ve partimize yönelik ağır imha ve tasfiye saldırılarının nedeni aslında bu gücümüzden geliyor. İktidarın her türlü saldırısına rağmen partimiz bu gücünü kaybetmediği gibi bu misyonumuz ve rolümüz daha da büyüdü. 1 Haziran deklarasyonumuz ve bunun çerçevesinde oluşturduğumuz demokratik mücadele programımız bunun en somut göstergesidir. Bizler toplumsal muhalefeti hak, hukuk,
adalet, barış, özgürlük, demokrasi, iş ve aşk için ortak mücadele çağrısında bulunurken durup beklemiyoruz. Bunun kendiliğinden de gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bunun için sorumluluk üstleniyoruz. Pratik ve somut adımlar atıyoruz. Deklarasyonumuzu hayata geçirmek için hazırladığımız demokratik mücadele programımız esas olarak bunu amaçlıyor. Programımız Türkiye'de başta partimiz olmak üzere toplumsal muhalefetteki baskılara, toplumsal muhalefete olan baskılara, toplumun emek ve ekmek ve adalet ve özgürlükten mahrum bırakılmasına karşı güçlü bir itirazıdır. Biz bu eylem programıyla iktidarın demokratik siyasete yönelik gerçekleştirdiği darbeyi ve tasfiyeyi reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Demokratik mücadele programımız bu kapsamda gerçekleştireceğimiz bütün basın açıklamaları, halk buluşmaları, kurum ziyaretlerimiz demokrasi yürüyüşümüzün bir parçasıdır. Demokratik mücadele programı Türkiye'deki tüm toplumsal kesimler ile demokrasi güçlerini bir araya getirecek, ortak demokratik mücadele bilincini artıracak bir programdır. Hem 1 Haziran deklarasyonumuz ve hem de başlattığımız demokrasi mücadelemizin başlar başlamaz darbecileri, demokratik siyaset düşmanlarını korkutmaya başladı. Geçmişin darbecileriyle bugünün darbecilerinin bize karşı birleşmesinin en büyük korku, en büyük nedeni bu korkularından kaynaklanıyor. Korkuyorlar çünkü HDP var olduğu sürece bu ülkede faşizan, otoriter bir rejimi kurumsallaştırmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Korkuyorlar çünkü HDP'nin her türlü saldırgan, baskıcı politikayı bertaraf ettiğinin farkındalar ve bunu en iyi 7 Haziran'da doğrudan kendi iktidarlarının kaybetme pratiğiyle deneyimlediler. Biz kendi işimize bakıyoruz. Toplumun bizden beklentilerine cevap olmaya, halkımıza layık bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Hazırladığımız demokratik mücadele programı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık bir programdır. Demokratik mücadele programının ilk aşaması 1 aylık bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Ben bu 1 aylık sürecin detaylarını aslında bugün sizlerle paylaşacağım. Programımızın ilk aşamasında saldırıya maruz kalarak hedef olan Siirt, Batman, Iğdır, Kars gibi il merkezlerini eş genel başkanlarımız ve beraberindeki heyetlerimiz tarafından ziyaretler edildi. Yine Diyarbakır'daki saldırıya uğrayan kurumlar ziyaret edildi ve görüşmeler yapıldı. Bu ziyaretlerde ilgili kesimlerin görüş ve önerileri alındı. Karşılıklı istişarelerde bulunduk. Programımızın ikinci aşaması darbeye karşı demokrasi yürüyüşüdür. Bu eylem 15 ve 20 Haziran tarihleri 15-20 Haziran tarihleri arasında planlanmıştır. Darbeye karşı demokrasi yürüyüşümüz Hakkari ve biri Hakkari'den diğeri Edirne'den olmak üzere iki koldan başlayıp Ankara'da sonlanacaktır. Türkiye'nin coğrafi olarak birbirine en uzak iki yakasını olan Edirne ve Hakkari'nin sorunlarının ancak ortak mücadeleyle çözülebileceğine inanıyoruz. Edirne ve Hakkari aynı zamanda halk buluşacak olan iki yürüyüş kolu yerel halkların ve ülkedeki kimliklerin ve inançların tümünün yaşadığı sorunları kesecek bir siyasi rotaya işaret etmekte aslında aynı zamanda. Önceki dönem eş genel başkanımız sevgili Selahattin Demirtaş'ın rehin tutulduğu Edirne cezaevinde start verilmesinin amacı cezaevlerindeki siyasetçiler, aydınlar, gazeteciler ve yazarlar ile cezaevlerindeki hak ihlallerine ve en son mecliste yaşanan darbeye dikkat çekmek amacıyla Edirne cezaevini tercih ettik. Hakkari'de ise Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözüm iradesini göstermek için Hakkari'den tercih edilmiş. Hakkari'den başlayacağız. Sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, örgütlerin ziyaret ve halk toplantıları ile yerellerin talepleri dinlenecek ve bu yürüyüşe bileşen partilerimiz, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, temsilcileri ve bazı siyasi partilerin sözcüleri bu yürüyüşümüz esnasında bize eşlik edecektir. Bu amaç çerçevesinde yürüyüş kollarımızdan belli güzergahlar esas alındı ve bazı duraklar tespit edildi. 15 Haziran'da Hakkari'den başlayacak olan yürüyüş Van, Ahmet, Adana güzergahını takip ederek 19 Haziran'da Ankara'ya ulaşacaktır. Edirne'den başlayacak olan yürüyüşte ikinci durak İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakaları olacak.
16, 17, 18 ve 19 Haziran'da İstanbul'un 3 bölgesinde kurumsal ziyaretler, işçi emekçilerle fabrika ve atölyelerde buluşmalar ve halk buluşmaları gerçekleştireceğiz. Yürüyüş kolu, yani İstanbul'dan çıkan yürüyüş kolu 19 Haziran'da İstanbul'dan yola çıkarak 20 Haziran'da Ankara'da olacaktır. Ahmet, Serhat, Çukurova gruplarımız Hakkari yürüyüş kolumuza dahildir. Ege, Karadeniz ve Marmara bölgeleri de Edirne kolundaki yürüyüş içerisinde yer alacaklardır. Yürüyüş boyunca eylem ve etkinliklerimiz kent merkezlerindedir. Kentler arası, şehirler arası yürüyüşler yayan olmayacak arkadaşlar. Böyle bir yöntemimiz yok. 20 Haziran günü Ankara'da buluşacak olan darbeye karşı demokrasi yürüyüşünün her iki kolunun katılımcıları kitlesel bir açıklama yapılacak. Yerelin talepleri, beklentileri Ankara'da bütün yürüyüşçülerin katılımıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Görüldüğü gibi yürüyüşümüzün ruhu ve mantığı iradesine el konulan, iradesi saldırıyla toplumla buluşma esasına dayanmaktadır. HDP neden yürüyor, HDP neden bu yürüyüşü organize etti diye soranlar var. Elbette manipülasyonları ciddiye almıyoruz. Bu soruyu soranların çoğu gerçekten HDP'nin neden yürüdüğüyle ilgilenmiyor. HDP'nin ne istediğini dahi merak etmiyorlar. Öğrenmek dahi istemiyorlar. Ama iyi niyetle öğrenmek isteyenleri de şunu söylemek isteriz. Bizi bilen biliyor zaten, demokratik siyaset anlayışı ve bu ülkede yıllardır kesintisiz bir şekilde halkla birlikte özgürlüğe yürüyor demokratik siyasi anlayışımız. O yüzden hep birlikte yürüyoruz, hep birlikte mücadele ediyoruz, hep birlikte geleceğe hazırlanıyoruz. Bizim yürüyüşümüz demokrasi, özgürlük, barış, adalet yürüyüşüdür. Kesintisiz saldırılara karşı kesintisiz bir mücadeledir. Siyasi darbe ve her türlü tasfiye, imha politikasına karşı direnme programı aslında açıkladığımız program. Biz bugüne kadar Türkiye'de gerçekleşen hiçbir darbeye karşı sessiz kalmadık. Hiçbir darbeci yönetimle uzlaşmadık. Hiçbir darbecinin dümen suyuna takılmadık. AKP, MHP darbecinin de eyvallahımız olmayacak bundan sonra. AKP 15 Temmuz'da meclisi bombalayanlarla 15 Temmuz'da meclisi bombalayanlar hazırlayan zihniyetin hazırladığı iddianamelerle milletvekilliklerimizin vekilliklerin düşürülmesi aynı darbeci anlayıştır. Her ikisini de aynı yerden, durduğumuz yerden karşı durmaya devam ediyoruz. Sadece bize karşı geliştiği için değil, her türlü darbeye aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Halk iradesi bizim siyasi anlayışımızda kırmızı çizgimizdir. Bunu kimseye çiğnetmeyiz. Anlamayanlar varsa şunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. HDP darbelere karşı alerjisi olan bir partidir. HDP darbecilerle uzlaşmaz, HDP darbecilerle mücadele eder. Bu yürüyüşü düzenlerken elbette bu manipülasyonları ve saldırıları ciddiye almıyoruz. Darbeci, AKP, MHP iktidarı ve yandaşları kendilerinden bekleneni yapıyor. Biz de halkımızın bizden beklediğini yapıyoruz. Toplumla buluşuyoruz, halkla buluşuyoruz. Halkın taleplerinin temsilcisi ve taşıyıcısıyız. Bu hattımızı korumaya devam edeceğiz. Ama bu yürüyüşü düzenlerken elbette ciddiye aldığımız bir nokta var ki salgın riski ve halkımızın sağlığıdır. Bu yüzden pandemi tehlikesine karşı her türlü tedbiri almış durumdayız. Maske, hijyen, sosyal mesafe konusundaki bütün hazırlıklarımız hassasiyetle yerine getirildi ve getirilmeye devam ediyor. Bu vesileyle de halkımızın sağlığına dikkat ederek, azami hassasiyet göstererek ama mutlaka darbeye karşı demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterme çağrısı yapıyoruz. Darbeye ve salgına karşı mücadele edebilecek durumdayız. Bu gücümüz var ve bu ferasete de sahibiz. Biz bu kararlılıkla yolumuza devam ederken darbeciler boş durmuyor. Partimize karşı tarihin en ahlaksız, en vicdansız, en ilkesiz ve en acımasız saldırılarını gerçekleştiriyorlar. 1 Haziran deklarasyonumuzu yayınladığımızda buna milletvekillerinin düşürülmesiyle, yani darbeyle cevap verdiler. Biz 31 Mart'ta bu ülkede umudu yeşermesine imkan sağladığımızda buna kayyum darbesiyle cevap verdi anlayış. 7 Haziran'da yarattığımız umuda 4 Kasım darbesiyle yanıt verdikleri gibi bunların tamamı demokratik siyaseti tasfiye etmeye yönelik çok yönlü ve çok boyutlu komplonun
parçalarıdır değerli arkadaşlar. 27 Mayıs darbesini yapanlar, 12 Eylül darbesine destek verenler, 20 Temmuz OHAL darbesini hayata geçirenlerin tamamı bugün partimize karşı darbe ittifakı gerçekleştiriyorlar. Size çarpıcı bir gerçeği söylemek istiyorum. 15 Temmuz'da meclisi bombalayan zihniyetin hazırladığı iddianamelerle 4 Haziran 2020 yılında meclisin iradesine siyasi bir darbe yapıldı. Son bir hafta içerisinde bu darbeciliğin sözcüğünü yapanları da bir bakmakta yarar var. Tamamının ortak noktası darbelerden beslenmesi. Sarayda yer kapmak için partimize saldırıp duruyorlar. Bize karşı 5 yılı yürüttükleri her türlü saldırıdan sonuç alamayanlar şimdi parti kapatma tehdidinde bulunuyorlar. Parti kapatma çağrısıyla yargıya talimat veriyorlar. Yargıya müdahale etmek, talimat vermek suçtur ve biz de buradan açıkça suç duyurusunda bulunuyoruz. Biz de yargıyı görevine çağırıyoruz. Suç duyurumuzun işlem görmesini istiyoruz. Gündeme getirdikleri siyasi partiler yasası, seçim yasaları, baraj tartışmaların tamamı özünde partimizin yükselişini engelleme yönelik engelleme yöneliktir. Biz bunlara darbeci dediğimizde tabii küplere biniyorlar. Oysa bütün darbecilerin ilk işi siyasi partileri kapatmak, siyasetçileri tutuklamak, milletvekillerini meclisten atmak. İktidar bugün bu uygulamaların tamamını partimize yönelik gerçekleştirdi. Yargıtay'ın 2018 yılında AKP açtı kapatma davasını hatırlayalım. Bugün iktidarla kol kola HDP kapatılsın diye kampanya yapan güçler o zaman AKP kapatılsın diye televizyon kanallarında bas bas bağırıyorlardı. İktidar o kapatma davasının mağduriyeti üzerinden yıllarca siyaset yaptı. Dün Türkiye'nin bağırsaklarını temizliyoruz diyenler bugün o bağırsakların içerisinde kaybolmuş durumda. İnsan arkasına ya hiç mi bakmaz? Yine dünün orduya kumpas kuruldu diyenleri, kandırıldık valla diyenlerle aynı saflara geçtiler. Tam bir ittifak hali. Bunların durumunu ancak cehaletle izah edebiliyoruz. Tarih bilmiyorlar, gerçeğe yabancılaşmışlar. Şimdiye kadar onlarca parti kapatıldı, önümüze onlarca barajlar konuldu, oyun içinde oyunlar kurdular, oyunların kurallarını değiştirdiler. Ama hiçbiri sonuç vermedi, yine sonuç vermeyecek. Partimizi var eden halkın meşru demokratik talepleridir. Meşru olmayan bu darbeci zihniyettir. Dolayısıyla biz asla mücadeleden vazgeçmedik. Direniş halimizden geri çekilmeyi de asla düşünmedik. 30 yıldır halkımız binbir emekle, canla, başla mücadele ederek, büyük bedeller ödeyerek, her türlü aşarak partimizi, partisini bu düzeye taşıdı. Geri çekilmesi gereken halkın iradesine zorla el koyan gayrimeşru darbecilerdir. Demokratik siyasette zor ve baskıyla iktidarda kalma anlayışına yer yoktur. Bu anlayış kendisinden önceki bütün darbeciler gibi tarihin çöp sepetindeki yerini bulacaktır. Değerli basın mensupları, tabi bu darbeci anlayış her yerde halklarımıza saldırıyor. Kürtlere düşmanlıkta sınır tanımıyorlar. Sınırları aşan bir Kürt düşmanlığı var. Üstelik bu saldırganlıklarını insanlığa karşı suçlar da işleyerek yapıyorlar. AKP, MHP iktidarını işgal ettiği Afrin'den her gün cinayet, taciz, tecavüz haberleri geliyor. En son Melek Nebih Halil isimli genç bir kadın AKP'nin desteklediği ÖSO'ya bağlı gruplarca kaçırıldı, tecavüze uğradı ve maalesef katledildi. Bu katliamlardan ve suçlardan çeteleri Afrin'e saldırtan iktidar sorumludur. Bu öylesine tekil suçlar da değil. Özellikle Afrin'de bu grupların kadınlara yönelik binlerce benzer saldırıları gerçekleştirdi. Suriye Savaşı'nın başından beri barış içinde yaşayan Afrin, AKP'nin saldırılarından sonra adeta çetelerin insanlığa karşı suç işledikleri bir alana dönüştü. Her türlü yağmayı, salanı, cinayeti, tacizi, tecavüzü bu iktidar bir iktidar aracı olarak kullanıyorlar. Bu anlayış tabii her gittiği yerde benzer suçlar işlemeye devam ediyor. En son Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir raporda AKP'nin desteklediği gruplar Libya'da da benzer talan ve yağma suçlarını işlediklerini tespit etmişler. Tıpkı Afrin'de, Serekaniye'de, Gresipi'de yaptıkları
gibi. Bu saldırıları bizler buradan şiddetle kınıyoruz. Bu insanlık suçlarını işleyenlerin tamamı tarih önünde insanlık vicdanında ve adil bir hukuk düzeninde mutlaka hesabını vereceklerdir. Yargılanmaktan kurtulamayacaklardır. Değerli basın mensupları, benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa soru alacağız, yoksa basın toplantımızı bitireceğiz. Evet, HDP sözcüsü Ebru Günay haftalık toplantısını yapıyor ve bu açıklamaların bir kısmını getirdik ekranlarınıza. Şimdi bir başka açıklamaya döneceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Bakalım neler anlatıyor ona. Yoğun bir çalışma içerisinde oldular ve vatandaşlarımızın her türlü sorununu çözme adına yanında oldular. Belki de bugün devletin eksik bıraktığı, bizi yönetenlerin eksik bıraktığı birçok konuyu gündemden kaldırarak bu pandemi sürecini daha sağlıklı bir şekilde atlatmamızı sağladılar. Ama onların sorunlarını da görmezden gelemeyiz. Çünkü onlar bize birinci elden hizmet veren birimler. Bu önerilerimiz eğer dikkate alınırsa belediyelerimizin daha etkin, daha verimli hizmet vermesini önünü açacak bu uyarılarımız dikkate alınırsa inanıyorum ki vatandaşımız çok daha mutlu olacaktır. Belediyelerimiz çok daha iyi hizmet verecektir ve bu anlamda da bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız azmimiz daha da güçlenecektir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim, bazı sorular iletildi bize. Şöyle, ilk soru şöyle. Son dönemlerde çeşitli araştırma şirketlerinin yapmış olduğu çalışmalar kamuoyuna yansıtılıyor. Çeşitli basın yayın organlarında haber oluyor. CHP'li belediyelerin bu anketlerde memnuniyet oranlarının çok yüksek olduğu dikkat çekiyor. Son yansıyan çalışmada ilk 10 belediyenin 7'sinin CHP'li Büyükşehir Belediyesi olduğu yansıdı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuyla ilgili yorumunuz nasıl olacak? Teşekkür ederim. Evet, yapılan sadece bir ankette değil, birçok ankette belediyelerimiz gerçekten oldukça başarılı hizmetler yürüttü. Bunu taksiye bindiğinizde de taksici söyler. Herhangi bir mahalleye gittiğinizde de mahalle sakini söyler. Bakkalı da söyler, esnafı da söyler, herkes söyler. Gerçekten belediyelerimiz bu anlamda vatandaşımızın yanında oldu. Seçim esnasında kullanılan bazı yıpratıcı ifadelerin karşılığının olmadığını ve üzerimize yapılan propagandanın doğru olmadığı da ortaya çıktı. Ne dediler? Bunlar yardımları kesecek dediler. Bunlar işte teröristleri işe alacak dediler. Birçok suçlamada bulundular. Ama görülüyor ki belediyelerimiz bütün vatandaşımızı kucaklayarak, bütün vatandaşlarımızın sorununa eğilerek bu süreci en iyi şekilde yürütmüşlerdir. Yani toplumun unuttuğu, bugün birçoğunun hatırlamadığı, örneğin apartman görevlilerine dahi ulaşıp apartman görevlilerinin sorununu çözmek, gündeme getirmek ve onları kucaklamak için bile çalışma yapmışlardır. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, yani siyasi düşüncesinden dolayı, etnik yapısından, inancından dolayı hiç kimseyi ayrıştırmadan hepsini, bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak sorunlarını çözmüşlerdir. Yani bazı belediyeler gibi sen bizden değilsin, yardım paketi alamazsın, işte sen git şuradan al dememişlerdir. İhtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımızın hizmetinde olmuşlardır. Bu da bunun yansımasıdır. Vatandaşın genel bir memnuniyeti oluşmuştur. Gerçekten bu süreçte belediyelerimiz başarıyla çıkmıştır. Biz de gurur duyuyoruz kendileriyle, onur duyuyoruz. Vatandaşa verdiğimiz sözün yerine gelmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor. Hele hele olağanüstü bir süreç yaşadığımız bu pandemi döneminde bütün mesaisini, her şeyini vatandaşımızın bu süreci daha iyi, daha sağlıklı atlatması için verdiler. Büyük bir özveriyle verdiler. Ben tekrar kendilerini kutluyorum. Vatandaşın bu memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Efendim, bir diğer soru da şöyle. AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki. Evet,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamalarda bulunuyordu ve bu açıklamaların bir kısmını getirdik ekranlarınıza. Yani aslında sadece hepinize çok teşekkür ediyorum cümlesiyle karşınıza gelmişti ama neyse ki bir soru daha soruldu. Ve bu da CHP'li belediyelerin performansıyla ilgili bir soru. Yapılan işte bazı anketlerde beğenildikleri sonucunun çıkmasıyla ilgili olarak Seyit Torun'a görüşü soruldu ve kendisi de bu minvalde bir takım açıklamalarda bulundu. Şimdi nereye gelelim? Saatlerimiz 11.25'i gösteriyor tabii. Bu arada diyorduk ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim meselesiyle ilgili olarak bir açıklaması oldu dün ve Erdoğan yani erken seçim yok. Niye yapalım ki? 2023 beklenecek gibi özet bir şekilde aktarabileceğimiz ifadeler kullandı. Ve şimdi burada tabii bir yandan da hani şey de işte Abdülkadir Selvi'nin de işte kabine değişikliği geliyor yazısı var dedik. Diğer yandan tabii erken seçim tartışılıyor. Erken olmayabilir, geç seçim de olabilir. Yani illaki işte hemen yarın olacak diye bir şey yok. Belki gelecek yıl içerisinde, belki de bu yıl içerisinde, bilemiyorum. Yani koşullar değişirse olacak ve yarın seçim olacakmış gibi Erdoğan'ın hazırlıklar yaptığı görülüyor. Bunlardan bir tanesi dar bölge meselesi ve Ankara temsilcimiz Sibel Ürtaş bu meseleyi ele almış bir yazısında ve de diyor ki bu plan MHP'yi eritme, HDP'yi bitirme planıdır. Yani bir örneklemeler veriyor tabii. Şöyle MHP lideri talimat verdi ama yani seçim yasası üzerindeki değişiklikle ilgili olarak AKP öyle bir teklif üzerinde çalışmaya başladı ki durum MHP'nin aleyhine dönmeye başladı. Şimdi bunlar hep birlikte hareket ediyorlar ya ve şey de var ya işte Emin Çalışan biliyorsunuz dün şey yazdı Devlet Bahçeli'ye. Ya ne zaman yani siz bu hale geldiniz hani böyle falan filan diye çok sert bir cevap vermişler MHP'den. Eğer zaman kalırsa Emin Çalışan'ın ifadesine ve aynı zamanda kendisine verilen cevaba geleceğim. Yani işte MHP'nin biz iktidarla beraberizi savunmaya devam ettiğine bakmayın. Bunlar da her an birbirlerine girebilirler ve her an ayrılacaklarmış, her an kavga çıkacakmış gibi hazırlıklarını da devam ettiriyorlar. Yani cemaat meselesinde de öyleydi. Kol kula gidiyorlardı. Sonra tak dedi bir zaman geldi ve ayrıldılar. Şimdi aynı şey şimdi de olabilir. Zaten daha önce şiddetli bir şekilde yani normal değil anormal bir şekilde birbirlerine saldırıyorlardı. Fakat sonradan işbirliği haline geldi bu şey aşka dönüştü bu nefret. Şimdi aynı şey aşk nefrete dönüşebilir tekrar. Dolayısıyla şimdi AKP'nin her zaman için kendisini önceleyerek bir yasa değişikliği yapacağını görmek gerekiyor ki Sibel Ürtaş da buna vurgu yapmış. Devam edelim. Tartışma dar bölge, daraltılmış bölge üzerinde. Teklifle özellikle büyük şehirlere özgü en fazla 5 milletvekilinin çıkarılabileceği seçim bölgeleri ilan edilebileceği konuşuluyor. Misal Ankara'nın 36 milletvekili ve 3 seçim bölgesi varken üzerinde çalışılan teklifle Ankara her bölgeden 5 milletvekili çıkaracak şekilde bölgeler ayrılacak. Böylece Ankara 7 bölgeye ayrılmış olacak. Dar bölgenin teorik anlamda ideal bir seçim sistemi olduğu konusunda tartışma yok. Bu sistemle önleri kesilmek istenen partilerden biri olarak gösterilen Demokrasi ve Atılım Partisi'nin programı aslında söz konusu sisteme onay veriyor. Çünkü düzenlemeyle milletvekilleri seçim bölgelerinde seçmenlerle daha iyi bir etkileşim kurabiliyor. Bu hem seçmenin vekille iletişimini güçlendiriyor hem de parti içinde lider sultasına son verip milletvekilini seçmen desteğiyle güçlendiriyor. Muhtemelen seçim yasasındaki değişiklik teklifinin gerekçesinde de bu ifadeler yer alacak ama pratikte bu olacak mı? İşte ondan kimse emin değil. Üzerinde çalışılan yeni düzenleme öncelikle artık oylarla vekil çıkarabilen siyasi partileri etkileyecek. Yani örneğin MHP. MHP İstanbul'da her bölgeden ikişer milletvekili çıkarabiliyor. Bunların yarısı kendi tabanından çıkıyorsa kalanı artık oylarla meclise girebiliyor. Yeni sistem bu haliyle mevcut vekilleri yarı yarıya indirme riskini taşıyor. Yani yukarıda belirttiği gibi MHP'nin vekilleri düşecek.
Aynı risk HDP için de geçerli. HDP batı illerinin bazılarında artık oylarla milletvekili çıkarabiliyor. Yeni sistemde artık artık oylar bir işe yaramayacak. Önce özellikle metropollerde artık ikili bir sistemden, yani sadece iktidar partisi ve ana muhalefet partisinin yarışacağı bir seçim sistemine geçiş tehlikesi olacak. Evet, hesaplar pek iç açıcı değil. MHP'nin talimatı kendine dönmüş gibi görünmesin, zira AKP'nin ortağı için bir teklifi var diyor. Burada tabii şey var, hangi illerden ne kadar milletvekilliğini kentin sakinlerinden çıkarabiliyor, ne kadar artık oylarla meclise taşıyabiliyor diye bir şey yapmış, bir yeni bir vecihe açmış şeye, bu konuya yazısında ve bunun da şeyini, ayrıntılarını vermiş. Fakat şey var, yani AKP'nin kendisine çalışıyor olduğu bir şekilde bu yazıda ortaya konmuş ve aynı zamanda tabii MHP ve HDP'nin işine yaramayacağı, hatta bu iki partinin zarar göreceği yönünde bir çıkarımda da bulunmuş Sibel Yurttaş, bu uygulama eğer hayata geçerse diye. Şimdi gelelim Emin Çolaşan'dan bahsetmiştik size. Bahçeli'ye bir mektup kaleme almış dünkü Sözcü gazetesinde Emin Çolaşan ve ne yazmış bakıyorum. Şöyle bir şey: ne oldu beyefendi? Akıl, izan ve mantıktan nasıl oldu da böylesine uzaklaştınız? Bir iktidar partisinin kurtarıcı meleği ve stepnesi olmayı içinize nasıl sindirdiniz diye sormuş Emin Çolaşan. MHP'den şöyle bir yanıt gelmiş. Milliyetçi Hareket Partisi, pardon, MHP'nin böyle okumamak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükelçinin Sözcü ve Karar Gazeteleri köşe yazarlarının Sayın Genel Başkanımıza hedef alan hadsiz yazılarına yönelik yaptığı yazılı basın açıklaması aşağıdadır. Gazeteciliğin ve gazetecinin taşıması gerek vasıfların neler olduğu, gereken neler olduğu, toplumun bu kesimden neler beklediğini izah etmeye gerek yoktur. En temel vasıfları bağımsızlık, tarafsızlık ve doğruyu ifade etmek olan bu güzide kurumun Türkiye'de maalesef kimlerin elinde bir iftira ve karalama aracına döndüğünü her gün üzülerek görmekteyiz. Bunu söyleyenler MHP'liler. Son dönemde defaatle, parantez içinde de sık sık yazmışlar. Şimdi bu gerçekten şey mi? Yani mesela Bir Gün Gazetesi'nden aktarıyorum bunu da. Yani Bir Gün Gazetesi kendi okuyucusu defaatlenin ne olduğunu anlamayacağı için mi parantez içinde bir açıklama gereğini duymuş, aktaranın notu diye? Yoksa şey mi, MHP'nin açıklamasında gerçekten defaatlenin yanında sık sık kelimesi mi yer alıyor parantez içinde? Bunu anlamadım ama çok komik. Komik yani. Son dönemde defaatle, parantez içinde sık sık, ifade ettiğimiz üzere Sayın Genel Başkanımıza ve partimize yönelik, yani partimize parantez içinde fırkamıza yönelik kaynağı belli sistemli saldırılar ve çirkin iftiralar hız kesmemektedir. Bu iftira sahiplerinin kullanmış olduğu hadsiz üslupsa tetikçiliğini yaptıkları çevrelerin ve siyasi partilerin mensuplarında dahi görülmeyecek derecede seviyesizdir. Ya şimdi mesela bu çirkin iftira, sistemli saldırı falan diyorlar ya, bir gün önce kendi milletvekillerinin CHP'li Özgür Özel'e uçan tekme atmaya çalıştığını biliyoruz bu arada. Yani bu partiden yapılıyor bu açıklama. Devam edelim. Evet, son derece seviyesiz. Necip Fazıl'ın ifadesiyle dip bile bir seviyeyken bunların seviyesi çukurdur. Bu arada dip bile seviyeyken işte bunların seviyesi çukurdur. Çukurun da bir dibi vardır. Yani burada iş mühendisliğe giriyor. Ama biz böyle şey yapalım abi. Bir de Necip Fazıl'a vurgu yapılmış yani. Neyse, halbuki Nihal Atsız, ne bileyim ya da ona benzer başka tipler yok mu ya? Onlardan mesela bir şey alıntı yapsaydınız daha iyi olurdu. Çünkü Necip Fazıl bir zamanlar sizin çok da olumladığınız birisi değildi. Yani şimdi bu arada AKP'nin mesela Necip Fazıl, hani kendileri bu açıklamalarıyla MHP'liler bir yandan şey de yapmış oluyorlar. Yani AKP'ye jest de yapmış oluyorlar. Sonra devam edelim. İngiliz The Times'ın güya kapsamlı analizini, gerçekte ise CHP lehine Türk siyasetine müdahale teşebbüslerini internet sitesinin manşetinden verecek kadar millilikten uzak olan Sözcü'nün kimlerin sözcülüğünü yaptığı açıkça ortadadır. Bu karanlık odakların sözcüsünün meseleleri idrakten yoksun, devlet ve millet düşmanlığı diline vuran yazarlarından Emin Çolaşan, aklına geldikçe Sayın Genel Başkanımıza ithafen kendince açık mektuplar yazmaktadır.
Ne bir mektup neydi ya? Ne bir mektup geldi senden. Böyle bir bu aşk mektubuna falan dönüyor gibi neyse. Ne bir mektup ne de bir köşe yazısı olan bu ucube yazılar en ağır hakaret, en azından yazı ama yani onu kabul etmişler. En ağır hakaretleri hak etmektedir ve tarafımızdan hükümsüzdür. Cumhur İttifakı düşmanlığını din haline getirmiş bulunan Emin Çölaşan yeniden hortlayan Pontus rüyalarını, Yunan'ın sapık emellerini, Ayasofya'da yeniden çan sesi duymak istediklerini haykıranların sesini yok saymakla birlikte Sayın Genel Başkanımızın Ayasofya ile ilgili çağrısını kendince tiye almaktadır. Sayın Genel Başkanımızın duyduğu ses gaipten gelen çan sesi değil, harekete geçmiş bulunan Bizans'ı horlatma Pontus'u yeniden inşa teşebbüsçülerinin artık yüksek sesle haykırmaya başladıkları taleplerdir. Akıl, izan ve mantık sorgulamasına teşebbüs eden Çölaşan bu hasletleri kaybedeli epey olmuştur. Yahu bir tehdide gelelim artık yeter ben de okuyorum hani o cümleyi bulayım diye. Neyse devam edelim. Milliyetçi ülkücü hareketin Sayın Genel Başkanı ne söylediğini, ne yaptığını, neden yaptığını bilen, yalnız bugünü değil bugünle beraber geleceği de inşa eden bir yolbaşçıdır. Aklı ipotek altında olanların, düşünme ve muhakeme becerilerini çoktandır kaybetmiş bulunanların Sayın Genel Başkanımızı anlamalarını beklemiyoruz. Hadlerini bilsinler yeter. Evet, bakıyorum. Çölaşan'a tavsiyemiz bir kısmı atladım artık. Ya hayır söyle ya da sus hikmetine uyması, hayırlı bir söz çıkma ihtimali kalmayan çenesini kapatması, susmasıdır. Evet, bakıyorum. Açıklamanın bu bölümünde Karar Gazetesi ve onun bir yazarına çatılıyor. Bizim de ilgisi olmadığı için o bölümü çıkarıyorum. Sayın Genel Başkanımıza ve partimize yönelik bu temelsiz, üslupsuz, haksız ve orantısız saldırıların sahiplerine ve yayınladıkları mecralara baktığımızda hep aynı merkezler karşımıza çıkmaktadır. PKK-HDP sevici FETÖ'nün gizli silahı olanlar bilmelidir ki vatan ve millet düşmanlarıyla mücadelemiz son nefer, son nefes ve son damla kana kadardır. Evet şimdi MHP'den yapılan açıklama bu şekilde. Evet burada bakıyorum şimdi bunun kim mesela burada birisi şey demiş hani burayı çıkartıyorum falan filan o açıklamanın bu bölümünde Karar Gazetesi onun bir yazana çatılıyor. Bizimle ilgisi olmadığı için o bölümü çıkarıyorum parantezi var haberde yani bir günde. Fakat yukarı çıktığım zaman bakıyorum şey yok imza yok bu bir haber. Dolayısıyla editörler kendi aralarında galiba şeyi haberi birbirlerine gönderirken böyle bir not da düşmüşler ve ama burada bu yapılan doğru değil bu arada. Yani bir günü burada eleştirmemiz gerekiyor. Şundan dolayı eleştirmemiz gerekiyor. Açıklamanın bu bölümünde Karar Gazetesi ve onun bir yazarına çatılıyor. Şimdi sizinle ilgisi olmayabilir ama sizinle şöyle bir ilgisi var. Emin Çölaşan'ın da sizle ilgisi yok eğer bu mantıktan yola çıkacak olursak. Sonuç itibariyle Karar Gazetesi'nde çalışan insan da gazeteci. Yani sizin meslektaşınız olduğu için buna değinmek gerekiyor. Ama Bir Gün Gazetesi burayı belli ki şey yapmış. Yani ne derler? Sehven buraya koymuş. Peki şimdi biz bu haberi okurken bir de bu çıktı şimdi. Başka bir haber çıktı bundan. Peki şimdi nereye gelelim? Dedik ki demedik aslında. Demiş gibi yapalım. Şey, işsizlik rakamları açıklandı ya, yani bununla şimdi şey yapılıyor artık, hani dalga geçiliyor. Çünkü dalga konusu, yani espri konusu oldu. Neden? Biliyorsunuz hem istihdam düşüyor, hem de işsizlik düşüyor aynı anda. Ve bu dünyada bir ilk. Dünyada bir ilk. Hangi ilk gibi? Dün bir haber gördüm şeyde, Bahadır Özgür Gazete Duvar'da yazmış. Çok çarpıcı bir örnektir. İşte 600 küsür milyon yok 1,5 milyar liraya Türkiye'den biliyorsunuz bu şeye Kuzey Kıbrıs'a yani Kıbrıs adasına su taşıma şeyleri var sistemi var yani boru döşenmiş işte ihale falan filan bir yerde işte Antalya taraflarında bilemiyorum yani bir yerlerde neyse işte toplanan şey barajda toplanan su oradan alınıyor Kıbrıs'ta Girne taraflarında bir baraj oluşturulmuş oraya aktarılıyor sonra KKTC halkına su veriliyor. Bu arada bunun hikayesi çok şeydir, skandal bir hikayedir, uzun bir hikayedir, ayrı bir mesele. Oraya girmeyelim. Şimdi boruyu alıyorsunuz, 600 küsür milyon liraya o kısmını, yani boru döşeme kısmını 600 küsür milyon liraya ihalesini alıyorsunuz. Sonra siz boruyu döşüyorsunuz. Boruyu döşedikten sonra, boru bir süre sonra
Ne oluyor? Patlıyor. Patladığı zaman işin bir de komik bir ayrıntısı var. Yani dün okuduğum haberden yola çıkarak söylüyorum bunu. Sabah gazetesi haber yapıyor. Terör örgütleri sabotaj yaptı falan filan diye. Tamam. Peki. Sonra bakıyorlar ki yok. Sabotaj falan yok. Sonra diyorlar ki işte orada avlanan işte troller şunlar bunlar falan filan. Bunlar trolleri iyi tanır biliyorsunuz. Troller muroller oradan şey yaptılar. Boruları patlattılar diyorlar. Sonra Devlet Su İşleri bırak bu işleri açıklama yapıyor. Diyor ki kardeşim ne terörü ne balıkçısı ne bir şey yani borular patlamış işte diyor Devlet Su İşleri. Sonra bu borular 600 milyona yapıldı. Bakın bu çok önemli, bunu unutmayın. Burası çok önemli. 600 milyona yapılan bu borular patlıyor ya, bir kısmı patlıyor. O patlayan kısmın yenilenmesi için bu sefer 400 milyon liraya bir ihaleye çıkılıyor. Yani Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a kadar, Kıbrıs adasına kadar boru 600 milyona döşeniyor. Ama öbür tarafta 3-5 tane borunun değişmesi 400 milyon liraya mal oluyor. Ve böylece bunlar aynı şirketlere veriliyor sürekli bu arada biliyorsunuz. Yani şimdi isimlerini saymayayım, mahkemeye vermesinler bizi. Ama şeyler var, bir takım yandaş şirketler var, müteahhitler var. Biliyorsunuz bunların kimi milletle ilgili olarak söylediklerinde falan filan çok kaba şeyler. Bunlara veriliyor ya bu ihaleler. Şimdi burada yine aynı işte şirkete veriliyor bu arada. Şirkete şu söylenmiyor. Kardeşim biz sana 600 milyona ihale verdik, niye bu işi adam gibi yaptın denilmiyor. Ve aynı şirkete al baba sana 400 milyon daha veriyoruz deniliyor. Böyle bir şey var. Bir ihale söz konusu. Yani bunu da şey yapmak lazım. Hani konuşmak, anlatmak lazım. Ve tabii şimdi bu kadar hani anormalliğin yaşandığı bir ülkede tabii şeyinde işsizlik rakamlarının da böyle anormal çıkmasına şaşırmamak gerekiyor. Yani espri konusu hani dedik ya, bu öbürü daha büyük bir espri konusu aslında. Fakat şimdi diyorlar ki istihdam düştü ama işsizlik de düştü. Bu arada dünyada eşi görülmemiş bir şey dediğim şu. Erdoğan bu Kıbrıs projesi için şey demişti. Dünyada bir ilki başarıyoruz. Eşi görülmemiş bir proje. Şimdi ben projeyi tabii size farklı anlattım. Farklı bir yönüyle anlattım. Türkiye hep böyle, yani Erdoğan döneminde, AKP döneminde daha doğrusu, eşi görülmemiş gelişmelere, eşi görülmemiş şeylere sahne olmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de dünyada ilk defa işsizliğin ve istihdamın aynı anda düşmesi. Şimdi bununla ilgili olarak Bir Gün gazetesinde "Yurttaş işsizim, hükümet hayır değilsin" diyor diye bir başlık var. Milyonlar işsizim diyor ancak TÜİK kabul etmiyor. Tüm dünyada salgınla beraber işsizlik katlanırken Türkiye'de azaldı. TÜİK'in ülke gerçeğini görmezden gelen işsizlik tanımı acı tabloyu perdeledi. Bir ayda en az 620 bin kişi işinden oldu ama TÜİK'in işsiz sayısı azaldı. Şimdi burada tabii Bir Gün gazetesinin birinci sayfası ekranlara geliyor. Bugün tabii büyüttüğü haber, bakın hemen ekranın sağ tarafında görülüyor yani TÜİK'e göre başlığıyla. Fakat sol tarafta şey var, Gar AVM'sinden tanıdıklar çıktı diye bir başlık var. Şimdi bunlar hep dile getiriliyor. Yani hakikaten şey var, işte bu ihalelerle ilgili olarak artık Türkiye'de 3-5 tane firma var. Ve bu firmaların işte alt şeyleri var, işte müteahhitler, yükleniciler falan, alt yükleniciler var. Ve bunlar artık her ihaleyi kapatıyorlar. Hatta öyle ki iktidarın bir şekilde elinin uzanabildiği, etkili olabildiği Türkiye dışındaki ihaleler de bu firmalar tarafından alınıyor ve yapılıyor. Ve işte bu haber, yani Bir Gün'deki bu haber aslında yine işte yandaşa verilen bir ihalenin haberi. Peki şimdi nereye gelelim? Bakıyorum saat 11.44 olmuş. Ben ne anlatacağım şimdi size? Bitti, program bitti, program. Peki bakın şöyle bir şey var. Cumhuriyet'te anketler kimyayı bozdu diye bir başlık var. Meclise muhalefetin söz hakkı kısıtlandı. Vekiller saldırıya uğradı. CHP'ye göre kaba kuvvet artacak. Yani şimdi az önce tabii Ebru Günay'ın açıklamalarını da getirdik ekranlarınıza. HDP'nin yürüyüşü de var ve önümüzdeki günler gerçekten çok provokasyon yapmaya çalışacaklar. Bunu yapmaya çalışacaklar
Ve belli ki şeyler hani bu konuda kararlılar. Çünkü zaten bundan beslenmeleri bir tarafa, ikincisi gerçekten Cumhuriyet'te yer alan başta olduğu gibi anketler kimya bozdu, kimyaları bozulmuş durumda. Peki, Evrensel Gazetesi TÜİK'in açıklamasını öne çıkarmış. Bu nasıl düşüş diye bir başlıkta. Geçen yıl Mart ayında çalışan kişi sayısı 27 milyon 795 bin. Bu yılın Mart'ında ise 26 milyon 133 bin. Çalışan sayısı geçen yıla göre 1 milyon 662 bin kişi daha az. TÜİK diyor ki işsizlik düştü. Evet, başka Bir Gün gazetesine aktarmıştık. Yeni yaşama bir bakalım. Virüs işe yaramış diye bir başlık var Bir Gün gazetesinde. Son başlığımız olsun. Salgın nedeniyle çok sayıda kişinin işsiz kaldığı şu günlerde TÜİK işsizliği düşürdü. Evet, böylece ne yapmış oluyoruz? Gazetelerimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve gün içerisinde gelişmeleri Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.